Saygıdeğer hocalarım, kıymetli misafirler. TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı bilgilendirme seminerine hepiniz hoş geldiniz. Fakültemiz ve ULUSAM ile ilk kez işbirliği içinde Araştırma Görevlisi Mensure Sönmez tarafından 3 Mart 26 Mayıs tarihleri arasında yapılan ve fakültemizin 26 öğrencisinin katılıp E-Devlet onaylı sertifika aldığı ilahiyat alanında uygulamalı TÜBİTAK 2209A projesi hazırlama eğitimi meyvelerini verdi. Fakültemizde ilk kez hazırlanan 7 projenin tamamı TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. 2209A projeleri ilahiyat fakülteleri sıralamasında fakültemiz bu başarıyla 4. sıraya yükseldi. Yeni dönem başvurusunda başarısını daha yukarılara taşımayı hedefleyen fakültemiz yeni proje eğitimine başlamayı planlamaktadır. Ayrıca Mensure Sönmez hocamıza başka üniversitelerden ve fakültelerden projelerle ilgili çok fazla soru ve talep gelmiştir. İşte tüm bu sebeplerden dolayı bu seminerin yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Aramızda başka fakültelerden hocalar ve öğrenciler de bulunmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Eğitim modelinin anlatılacağı, TÜBİTAK 2209A projesinin tanıtılacağı ve tüm soru işaretlerinin cevaplanacağı seminerimize başlayabiliriz. Öncelikle dekan yardımcımız doktor öğretim üyesi Ali İhsan Akça'yı açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Kıymetli hocalarım, değerli öğrenciler, toplantımıza hoş geldiniz. Biraz önce bazı istatistikler verdi Abdullah Enes kardeşimiz, değerli öğrencimiz. Gerçekten ilk olarak başladığımız bu proje 2209A projesinde Mensure hocamızın yoğun gayretleriyle Türkiye sıralamasında 4. kadar yükseldik. İnşallah hedefimiz bunu daha da ileriye taşımak. Biz bunu önemsiyoruz. Uludağ Üniversitesi bir araştırma üniversitesi hepinizin bildiği gibi ve proje kültürünün çok erken bir dönemde benimsenerek topluma, ülkemize, medeniyetimize hizmet edecek sizler gibi istekli kişilerin işbirliği yaptığı çalışmaları gerçekten idaremiz olarak çokça arzuluyoruz. Ve bu konuda gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Şimdiye kadar verdiğimiz hususunda da herhalde gerek projeyi yapan arkadaşların gerekse koordinatör hocamızın bir şüphesi yoktur. Yaptıklarımız yapacağımızın teminatıdır diyorlar ya. İnşallah bu daha da iyisini yapma azminde olduğumuzun bir kısa konuşması olsun. Erken bir zamanda lütfen sizin gibi aslında istekli olup da buraya gelemeyen arkadaşlarınızı da bu programdan haberdar edin. Bir de önümüzdeki hafta ne zamandı 20 Aralık, hocam? 20 Aralık. 20 Aralık'ta saat 15'te yine bir toplantımız olacak. Ve inşallah daha lisans düzeyindeyken bu projelere bu 2209A bir ayağı. Biz TÜBİTAK'ın diğer numaralı projelerinde ve Avrupa Birliği projelerinde de sizlerin aktif rol almasını arzuluyoruz. Bu hem fakültemizin ilmi gelişimine katkıda bulunacak, yani eğitim hayatına dokunmuş olacaksınız, hem de sizlerin kendi gelişimine katkıda bulunacak bir çaba olacak. İnşallah bu tarz projelerde arkadaşlarınız hazırlarken ben zaman zaman ziyaret ettim. Çok böyle stresli olduğu zamanlarda oldu, eğlenceli olduğu zamanlarda oldu, birlikte yol kat ettiler. Gerek manevi bir yol kat ettiler, gerekse ilmi olarak da gerçekten tecrübe kazanmak suretiyle yol kat ettiler. İnşallah biz bu kültürü, proje kültürünü artık benimsedik diye kabul ediyoruz. Kendi arkadaşlarınızı da lütfen etkileyin. Bu proje yapmanın önemi konusunda ikna edin. Buradaki her kişi, gelen her kişi lütfen birkaç kişiye proje yapabilecek seviyede bir aktarımda bulunsun ve kendi projelerine dahil etsin. Ben buradaki herkesi bir projenin yürütücüsü olarak görüyorum. Dolayısıyla ekiplerde olacak kişilerle bu salon şu anda doldu bile Allah'ın izniyle.
Yapacağınız her çalışmada yanınızdayız. Mensur Hocama tekrar teşekkür ederim. Bir de bir sonraki hafta Sümeyye Elitaş Sandık Hocamız sunumda bulunacak. 20 Aralık'ta saat 15'te dedik. Kendisine de şimdiye kadarki çalışmaları için teşekkür ederim. Yeni koordinatörümüz. İnşallah aynı azimle, aynı başarıyı yakalamak ve hatta biraz da mümkünse üst sıralara çıkma gayretindeyiz. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hocamıza konuşmalardan ötürü teşekkür ederiz. Şimdi de sahneyi eğitmen ve bu seminerin koordinatörü araştırma görevlisi Mensur Sönmez'e bırakıyorum. Başlayalım. Hoş geldiniz. TÜBİTAK 2209A lisans burs programı. 2209A'yı anlatmadan önce lisans burs programlarına bakmayı tercih ettim. TÜBİTAK'ın lisans, ön lisans burs programları 4 kategoride yer alıyor. Birincisi 2205 lisans burs programı. Tahmin ediyorum ki aranızda 2205'i ilk kez duyan çok fazla kişi vardır. 2205 şu, biraz karıştırdım. TYT'de Türkiye'de ilk 25 bine girdiyseniz TÜBİTAK'tan burs alabilirsiniz. Hazırlık sınıfları için geçerli değil. Şartlarına TÜBİTAK sitesinden rahatça bakabilirsiniz. İkincisi 2209A lisans proje kodu. Onu detaylı anlatacağım. Üçüncüsü 2209B sanayiye yönelik. Genelde ilahiyatları pek ilgilendirmiyor. Onu da es geçiyorum. Bir de 1 ya da 2 yıl oldu 2247 STAR burs programı. Fakültemizde henüz buna başvuran yok. Aslında duyurusunu yapmıştım. Şöyle ki fakülteler proje yapıyorlar, 1001 gibi büyük projeler ve 1001 projelerinde ya da diğer büyük kodlu projelerde bursiyer arıyor hocalarımız. Çalışan, o belirlenen konudan anlayan öğrenci arıyorlar ve TÜBİTAK sitesine ilana çıkıyorlar. Siz başvuruyorsunuz. Eğer şartları taşıyorsanız, ki çok ağır değil. Mesela geçen gün İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku bölümünden benim de lisanstan bir hocam bursiyer aradığını paylaşmış. TÜBİTAK sitesine de koymuşlar. Osmanlıcanız iyiyse, İslam hukukundan anlıyorsanız başvurabilirsiniz. Her ay hem burs alacaksınız hem de bir projeniz olmuş olacak. STAR programını yine aynı şekilde TÜBİTAK sitesinden takip edip başvurabilirsiniz. Dönemde kaç kere açılıyor onun bir sayısı yok. Yeni olduğu için daha tam böyle oturmadı sistemi. Bir detaylı incelersiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa bize de sorabilirsiniz. Şimdi asıl konumuz bugün 2209A. Abdullah Enes ve Ali İhsan Hocam'ın da anlattığı gibi fakültemize 7 proje yapıldı. 7'de 7 başarıyla 4. sıraya yükseldik. Ve çok fazla talep olduğu için bugünkü semineri yapalım dedik. Ekranda gördüğünüz TÜBİTAK 2209A'nın çağrı duyurusunun afişi. Çağrı duyurusunu da anlatacağım inşallah. Şimdi başlayalım. Öncelikle bu çağrının amacı ve kapsamı nedir? Amacı aslında siz TÜBİTAK'ın diğer büyük projelerinin yanında yaptığınız 2209A çok küçük kalıyor. Lisans projesi. Amaç burada size aslında proje yaptırmaktan ziyade proje kültürü kazandırmak ve buna teşvik etmek. Çünkü siz proje yazarken sadece proje yazmazsınız. Birçok şey öğrenirsiniz. En basit olanı bilgisayar kullanmayı öğrenirsiniz. Tecrübeyle sabittir yaptığım eğitimde de. Çağrının kapsamı sadece lisans öğrencilerine değil, aynı zamanda ön lisans öğrencilerini de kapsıyor. Başvuran var mıdır? Bir bakmak lazım. İlahiyatlar arasında çok az zaten proje yapan. İkincisi, çağrı duyurusunda SKA diye bir şey var. Sürdürülebilir kalkınma amaçları. 17 tanedir SKA. Birazdan açacağım size. Burada okumayacağım tek tek. Genelde dünyadaki güncel meselelerle ilgili bu SKA. Tabii ki bu konularda proje yaptığınızda TÜBİTAK size artı puan verir ama bizim yaptığımız 7 proje SKA kapsamında değildi hepsi. Ancak hepsi de kabul aldı. Projeyi güzel yazarsanız, TÜBİTAK mantığına uygun bir şekilde çalışır yazarsanız SKA dışında da olsa kabul alırsınız. Ki bu SKA'daki konular ilahiyatla çok bağdaşmıyor. Evet, orta yolu bulabilirsiniz, uydurabilirsiniz kılıfın aslında tabiri caizse. Yapılabilir. Mesela hangi konular varmış? Yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlik, adaletsizlikle mücadele, ekonomik büyüme, enerji, üretim, tüketim, sanayileşme, iklim değişikliği vesaire. Mesela iklim değişikliği ile ilgili aslında fakültemizde proje yapılabilir. Daha önce konuştuk.
Ama tabii pratiğe döken öğrenci bulamadık. Bugün de buraya hatta rica ile gelenler de vardır mutlaka. Bu SKA'yı bir incelersiniz. TÜBİTAK sayfasından bulabilirsiniz. Tek tek anlatıp vakit kaybetmek istemiyorum. Şimdi gelelim asıl önemli olan başvuru koşulları. Çok merak ediyorum, aranızda başvuru koşullarını taşımayan var mı? Birincisi, lisans ve ön lisans öğrencisi olmanız gerekiyor. Ama ekranda görüyorsunuzdur, orada bir yıldız koymuşum. Onun ekstra bir durumu var demektir. Şu, açık öğretim öğrencileri ve hazırlık sınıfları başvuramaz. Çünkü hazırlık sınıfı öğrencisi yabancı dillerin öğrencisidir. Dille uğraşması gerekir. Muhtemelen o yüzden hazırlık sınıfları başvuramıyor. İkincisi, projenin akademik danışman rehberliğinde yapılıyor olması. Bu şu demek, siz bir ekip kurdunuz ya da tek başınıza, başınıza bir hoca olması gerekiyor. Ona da akademik danışman deniyor. Herkes akademik danışman olabilir mi? Bu yıla kadar olamıyordu. Ama şu son çağrıda, 2024 çağrısında artık araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri de akademik danışman olabilir. Eskiden doktora yeterliliği geçmesi vesaire şartları vardı, hepsi kalktı. TÜBİTAK sürekli güncelleniyor. Sürekli takip etmeniz gerekir. Şartlar sürekli değişir. Ülkedeki duruma göre bile şekil alır. Sürekli takipte kalmanız gerekir, ilgileniyorsanız eğer. Kendinize akademik danışman bulmanız gerekecek. Unutmayın ki araştırma görevlisi de olur, öğretim görevlisi de olur. Diğer öğretim üyesi hocalarımız da olur. Ben danışmanlık almadım. Hani vakit bulamam, ilgilenemem diye başka hocalarımız danışman oldu. Öğrencinin hepsi danışmanlarını kendileri seçtiler. Herkes sevdiği, anlaşabildiği hocayı seçsin. Sonra hani beni uğraştırmayın diye öyle yapmıştım ve iyi ki öyle de olmuş. Bir sorun çıktığında da kendileri hallettiler. Üçüncüsü, aynı dönemde birden fazla 22.09 aya başvuramazsınız. Ya da diyelim ki hali hazırda şu anda bir 22.09 a projesi yürütüyorsunuz benim öğrenciler. Yürütüyorsanız yenisine başvuramazsınız. Ayrıca diyelim ki şimdi bizim öğrenciler başvurdu, kabul aldı. 2 yıl sonra aynı projeyle tekrar başvuramazlar. O proje olmuştur, bitmiştir. TÜBİTAK'ın sistemini yüklenmiştir. Zaten TÜBİTAK'ın bir programı var. Yüklediğiniz anda zaten hemen tarıyor, gösteriyor. Aynı cümleleri kurduğunuzda bile tarıyor, ortaya çıkıyor. Turnitin gibi bir şey. Ve gelelim asıl mesele. Bireysel mi başvurabilirsiniz, takım halinde mi? Benim 7 proje de hepsi takım halinde. Çünkü ben ekip çalışmasının çok daha iyi olduğuna inanıyorum. Daha lisans talebesiyken eğer akademiden anlamıyorsanız, daha başında çalışmaya başlamadıysanız, takım halinde çalıştığınızda iş bölümü yapma anlamında, birbirinizi cesaretlendirme anlamında daha iyi olur. O yüzden isterseniz bireysel de başvurabilirsiniz. Şu an aramızda bir arkadaşımız var mesela, bireysel başvurmak istiyor, saygı duyarım. Sadece belki bir tık daha fazla yorulur. Kendinize güveniyorsanız tek başınıza da yapabilirsiniz. Bir de takım halinde başvurabilirsiniz. Şimdi orada şunları bilmeniz gerekiyor. Bir yürütücü olacak aranızda. Yani 3 kişiyseniz mutlaka birisi lider olmalı zaten. Bir takımda 4 kişi olabilir. En fazla 5 kişi olamaz. 4 kişiden bir tanesi yürütücüdür. Bu yürütücü şudur. TÜBİTAK'a karşı sorumlu kişi. Ama ben eğitim yaparken şunu söyledim. Evet, yürütücü, Hatice Beyza mesela yürütücü. Ama siz ekip halinde yaptınız, hatta ben de dahilim. Biz ekipçe çalıştıysak hepimiz TÜBİTAK'a sorumluyuz. TÜBİTAK sadece sisteme girerken, size parayı gönderirken yürütücünün hesabına gönderiyor. Biz ortak çalıştık hep. Size de onu tavsiye ediyoruz. Bir proje yürütücüsü, bir de en fazla 3 proje ortağı. Ben çalışırken her zaman şu kanıdayım. Bir iş yapıyorsam onun literatürüne hakim olmalıyım. Adı akademik danışmansa akademik danışman. TÜBİTAK öyle demiş. Yürütücüyse adı yürütücü. Yani mesela bizim öğrenciler ben araştırmacıyım diyordu projede. Hayır değilsin, sen proje ortağısın. Araştırmacı diğer kodlarda. O yüzden TÜBİTAK'ın literatürüne de hakim olmak zorundasınız. Bu sizi bir tık öne geçirecektir. Bunu söyledim. Destek kapsamı. Destek kapsamında TÜBİTAK her zaman şunu kasteder. Destek kapsamı, destekten kastı bütçe. Neleri almana izin veriyorum? Şimdi bu destek kapsamında daha önce TÜBİTAK her şeyi karşılıyordu. Ama 2023 birinci dönem diye hatırlıyorum, emin olmamakla birlikte bazı şeyleri çıkardı. Konaklama, İAŞ yani yeme içme gibi masraflarınızı karşılamıyor artık. Bizim öğrenciler 2-3 haftadır Hatay'a gidip geliyorlar projeden dolayı.
yemelerini, içmelerini, konaklamalarını kendileri, yani biz de destek olduk, öyle hallettik. Neyi karşılar? Sarf, teçhizat, işte ne bileyim bir kağıt çıktı alacaksınız, onu karşılar mesela. Ama konaklamanızı, konferanslara katılımınızı ve yeme içmenizi karşılamaz. Bizim ses kayıt cihazları vardı, kartuş vardı ama 6.000 olunca ve yol ücretleri artınca hiçbirini alamadık. Sadece yol ücretine gitti paralar. Öyle bir durum var. Şimdi destek miktarı ve ödeme koşulları. Biz başvururken 6.000'di, 1 Ocak'tan itibaren 9.000 olacak. Yani siz proje yaparsanız 9.000 bütçeniz. Kaç ay yaparsınız bu projeyi? 12 ay. 12 aydan fazla kabul edilmiyor. Bu proje 12 aylıktır. 12 ay desteklenir. Sizin mezuniyet durumlarınızı vesaire düşünür. Bir de 9.000 zaten 12 aya bile fazla aslında masrafları karşılamaya. Ne zaman başlar destek? Başvurusunuz kabul edilir, sitede ilan edilir. İlan edildikten sonra destek başlamış demektir. Ve bir ay içerisinde bizim hesabımıza, yani yürütücülerin hesabına bütçe yatar, projeniz başlamış demektir. Oradan itibaren projenizi kaç aylık yazdıysanız, bizim projelerin hiçbiri 12 aylık değil diye hatırlıyorum. Hepsi 6-8 aylık. Çünkü ben şöyle söyledim öğrencilerime, evlenebilirsiniz, ameliyat olabilirsiniz, ailenizin özel durumları olabilir. Mezuniyet durumunuz var. Bunları düşünerek planlayın ekipçe. Ona göre planladı arkadaşlar. 12 aylık proje yok diye kaldı aklımda. 8 aylık en fazla bizim. 12 ayı aşamıyorsunuz. Bunu unutmayalım. 1 Ocak'tan itibaren 9.000 oldu. Onu da unutmayalım. Bir de ücret kimin hesabına yatıyor? Yürütücünün. Yürütücünün verdiği IBAN hesabına yatırılır. Akademik danışmanlara ya da siz öğrencilere herhangi bir YM'ye yatırılmaz. Konaklama harcamalarınız destek kapsamına dahil edilemez. Fakültemiz bu konuda destek olur. Siz yeter ki proje yapın. Şimdi başvuru formları. TÜBİTAK bu son şeyde bayağı son çağrıda güncellemiş, şanslısınız. Normalde şunları istiyordu. Etik kurul belgesi. Etik kurul belgesi almak biraz zordur. Biz de şu an mesela bir proje için bekliyoruz. Üniversiteden alıyorsunuz. Anket ya da mülakat sorularınız uygun mu değil mi? Onunla ilgili bir belge. Yasal özel izin belgesi almamız gerekiyordu. Bu çağrıda o da kaldırıldı. Çok şanslısınız. Sadece sizden şunu istiyor TÜBİTAK. Şartları taşıyorsanız projeyi hazırlayın ve araştırma önerisi formunu doldurun. Araştırma önerisi formu ne? Araştırma önerisi formu bu. Biraz büyütelim. Herkes görüyordur diye düşünüyorum. Fakültede yeni proje eğitimi başlayacak ya da kendiniz de yapabilirsiniz. Yaptığınızda sizden TÜBİTAK bu formu TÜBİTAK'ın istediği şartlara, akademik kriterlere göre doldurmanız. Bir bakalım şöyle hızlıca, okumayacağım tek tek. Araştırma önerisi formu çok güzel. Siz 2024 yılı işte birinci dönem olmuş olacaksınız. Özeti en son söyleyeyim. 1. Özgün der. Bu literatürü hoca size eğitimde anlatacaktır. Amaç, hedefler, yöntem en önemlisidir. Proje yönetimi, iş paketleri, işte burada bu ayları planlayın derken bunu kastetmiştim. Hangi ay ne yapacaksınız? Onu yazmanız gerekiyor. Risk yönetimi, ne tür riskler olabilir? Bizimkiler bayağı komikti, yani eğlencesine yazıyorlardı da tabii şöyle yaptık. Mesela bir grup var, 200 kişilik anket yapacak. 200 kişiye ulaşılamayabilir. Depremzedelerle ilgiliydi. Ulaşılamayabilir. Bu bir risktir. Çözümü nedir? Risk yönetimi B planı. Sayı daha aşağılara çekilebilir. Ya bu tarz, buralar kolay. Risk yönetimi sıkıntı yok. Araştırma olanakları fakültemizde, üniversitemizde neleri kullanacaksınız? Bizim bilgisayarlarımızı mı kullanacaksınız? Kütüphanemizi mi kullanacaksınız? Onunla ilgili doldurmanız gereken kısım. Yaygın etki, bu projenin çıktısını, topluma faydasını, üniversiteye faydası ne? Aslında dünyaya faydası ne? Yaygın etki bu. Burada sizden şunu bekler. Bu projenin çıktısı makale mi? Bildiri mi? Panel mi? Sempozyum mu? Nedir? Bizim öğrencilerin çoğu panel, bildiri, makale yazdılar yaygın etkiye. Onu yapacaklar projeleri bittikten sonra inşallah. Burada da panel yapacağız. Sizi de bekleriz. Bütçe talep çizelgesi. Az önce bahsetmiştim. 9.000 lira oldu. TÜBİTAK'ın istediği şartlara uygun şekilde burayı doldurmanız gerekiyor. Araştırma yapmalısınız. Yani
ilk bulduğunuz yerden kartuş almamalısınız. TÜBİTAK onu ister. Belirtmek istediğiniz diğer konular, buralara biz bir şeyler ekledik projeyle alakalı. Ekler, kaynaklar. Projeyi yazarken elbette diyelim ki sizinle çalıştığınız ölüm. Depremzedelerin ölüm algısını çalıştılar. Depremzedelerin ölüm algısıyla ilgili tarama yaptılar tabii ki aylarca. Hala da devam ediyorlar literatür taraması. Onunla ilgili hangi kaynaklardan faydalandıysanız bu metinleri yazarken onları kaynaklara APA sistemine uygun olarak TÜBİTAK APA'yı kabul eder. APA sistemine uygun olarak doldurmanız gerekiyor. Kaynaklarda bu şekilde anketiniz, mülakatınız varsa onu da buraya ekliyorsunuz. Aslında şu anda eğitimi vermiş oldum. TÜBİTAK eğitimini. Tamam. Bunu doldurmanız bekleniyor. Devam edelim. Nerede kaldım? Başvuru tarihleri. Orada kaldım herhalde. Evet. Araştırma öncesi formunu doldurdunuz. Gelelim başvuru tarihlerine. Dün gece en son baktığımda hala 2024 tarihleri açıklanmamıştı. Ama bu bize fikir verir. Sadece şöyle bir şey oldu. Deprem süreci etkilediği için tarihler oynadı geçen sene. Yani bizim için iyi oldu. Bir ay sarktı. Projeler daha mükemmel oldu. Bu yıl neler olur bilemem. Allah afet bela vermesin. Tahminim Mart gibi açılır. Öyle düşünüyorum. Mart, Nisan gibi açılır. Haziran'da o kadar uzamaz süresi. Kapanır. Yani 2 ya da 3 ay gibi bir süreniz olacaktır elbette. Siz yeni takvimi takip edersiniz. Hocanızla beraber. E-başvuru. Ben aynı zamanda TÜBİTAK 22-11 A bursiyeri idim. Sürem bitti. 4 yıllık bursiyerlik o. Benim zamanımda biz bursiyerliğe, projelere başvurduğumuzda bizden evrakları TÜBİTAK hep Ankara'ya göndermemizi isterdi. BİDEP binasına. Bir arkadaşım son dakikaya bıraktığı için evraklarını uçakla gönderdi İstanbul'dan. Ama çok şükür ki TÜBİTAK hepsini kaldırdı. Artık online başvuru var. Evet, Covid'de çok can kaybettik, çok sıkıntılar yaşadık ama bize çok da şey kattı. Online eğitim yapmayı, toplanabilmeyi, bu tarz online başvuru yapabilmeyi öğrendik bence milletçe. Bize katkısı bu oldu. Yani ben şu an buradan Türkiye'nin herhangi bir yerindeki eğitime geçen sene en az 10 eğitime katıldım. Hiçbirine gitmedim. Oturduğum yerden. TÜBİTAK da dahil. Başvuruları nereden yapıyorsunuz? Asıl meseleye gelelim. TYBS programından. TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi. Oraya giriyorsunuz projenizi. Siz oraya yükledikten sonra akademik danışmanınız hoca var ya, ona bir onay gidiyor. Hocanız sisteme girip onu onayladığı takdirde proje sisteme yüklenmiş demektir. Ne yapacaksınız? Oturup sonuç tarihlerini bekleyeceksiniz. Son başvuru günü mesai bitiminde kapanır sistem. TÜBİTAK'ın bütün projeleri ekstrem bir durum yoksa, daha önce gece sabaha kadar açtıkları oldu ama çok nadir olur. Hep 5.30'da kapanır TÜBİTAK projelerinde. Bunları neden söylüyorum? Aranızda başka proje yapmak isteyen lisansüstü öğrencilerimiz, hocalarımız var. Onlar için TÜBİTAK mantığını da öğrenmemiz gerekir. 5.30'da sistem başvuruya kapatılır. Her zaman böyledir. Çok nadir, ekstrem durumlarda değişebilir. Bir akademik danışmanınız projeyi sistem üzerinden onayladığında sisteme yüklenmiş demektir. Yükümlülükleriniz neler? Projeyi yaptınız, başvurdunuz, inşallah kabul aldınız da 9.000 verdiler, proje kazandım diye gezdiniz da yükümlülükleriniz var. Bunlar neler? Şunlar, etik kurallara uymak. Ahlaki anlamda değil. Akademik anlamda etik kurallar, TÜBİTAK'ın AYEK yönetmeliği var. TÜBİTAK'ın sitesinden bulabilirsiniz. Şunu söyle, yani projeni yazarken herhangi birisinin cümlelerini alıp oraya aktarma. Düzgün bir şekilde yaz. Bizim çalışmalarımız için de geçerli bu. AYEK yönetmeliğini benim öğrenciler incelemiş midir merak ediyorum. Hiç düşünmüyorum incelediklerini. Çünkü ben cümle cümle, kelime kelime okudum zaten. Herhalde alsalardı anlardım değil mi? Bir de elenirdi zaten TÜBİTAK'tan. Şimdi 12 ayda bitirmeniz gerekiyor. Benim çocukların projeleri, benim öğrencilerin çocuklarım gibiler de 12 ayda bitmesi gerekiyor. 29 Eylül 2024'te sistem kapanacak. Bizim yaptığımız projenin sistemi. 29 Eylül'e kadar bir sonuç raporu yazmamız lazım bizim. 7 projenin öğrencilerini. Sonuç raporunun TÜBİTAK her zaman olduğu gibi sitesine koymuş.
indiriyorsunuz. Yani siz ne elde ettiniz bu projenin sonucunda onu doldurmanız bekleniyor. Sonuç raporu çok önemli. Sonuç raporunu yüklemeden TÜBİTAK'ta projeniz bitmiş sayılmaz. Ve mesela bizim için 29 Eylül son gün ya, yüklemezlerse iptal. Ha şöyle, çok ekstra durumlarınız vardır. TÜBİTAK'a bir dilekçe yazarsınız danışmanınızla. Grup yürütme kuruluna girer ama kabul ederler mi onu bilemeyiz. O yüzden riske atmamalıyız, yüklemeliyiz. Benim öğrenciler de zaten ona göre hareket ediyorlar. Proje örnekleri. Burası en güzel bölümümüz. Neden? Biz Alisan hocamın söylediği gibi bu eğitimlere başlarken benimki biraz değil, %100 gönüllülük esaslı oldu. Herhangi karşında bir şey almadan maddi manevi gönüllülük esaslı oldu ve biz şöyle ilk hatırlıyorum seminer yaptığımızda proje örnekleri arasında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yoktu. 22.09'da sıfırdı. Şu an 4. sırada. Yoktu ve biz buraya ne koyuyorduk biliyor musunuz? Burdur örneği, Bartın örneği, Fırat Üniversitesi örneği. İlahiyat yoktu. Şimdi artık seminerlerimize şunu ekleyebiliriz. Başka üniversiteler de ekleyebilir. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi örneği. Çok şükür. Şimdi biz biraz eğitimden bahsedelim. Çünkü sizde böyle bir eğitim süreci bekliyor. Her üniversitenin sürekli eğitim merkezi vardır. Eğitimlerin düzenlendiği ve döner sermayenin oradan paranın üniversiteye işlediği. Ulusamin binasını dahi bilmiyordum. Kampüs dedim hocam. Biraz zor buldum. Gittiğimde hocanın bana tepkisi şu oldu oranın müdürünün. Hocam ilahiyattan ilk gelen kişi sizsiniz buraya. Şükrü Dokur hoca var. Kulakları çınlasın. Çok da severim kendisini. Hocamızla görüştük. Normalde Ulusan'daki eğitimler ücretli olur ve çok pahalıdır. Ben öğrenciyken Eskişehir Osman Gazi Sürekli Eğitim Merkezi'nde eğitime katıldım ve harçlıklarımla bir eğitime katılmıştım. Biz hocayla şöyle anlaştık. Ben dedim ki hocam ben hiç para istemiyorum. Yani bayağı çünkü meblağ yüksek. Siz de kabul ederseniz bir kerelik ben size garanti veriyorum biz başaracağız. Hoca da çok anlayışlı gerçekten hala da görüşürüz. Kabul etti ücretsiz bir şekilde ve fakültemizin bu ilk işbirliği oldu. İkincisi gelecek. 3 Mart 26 Mayıs tarihleri arasında eğitim yaptık ve ben şöyle bir sistem izledim. Çevrim içi oldu. Son dakika deprem oldu. Eğitim bir anda çevrim içi oldu ve ben çok üzülmüştüm ama sonra aslında bunun bir nimet olduğunu sonradan fark ettim diyelim. Ya evimin mutfağından bağlanıyordum o sıra. Ve eğitimin adını ben şöyle uygun buldum. İlahiyat alanında uygulamalı TÜBİTAK 2209A projesi hazırlama eğitimi. Daha fazla bir sayıyla başladık. Kurallara uyulmadığında, yoklamaya uyulmadığında elediğimiz öğrenciler sonuç olarak 26 öğrenci kalmış oldu. Ve ilk kez 7 proje hazırladık. 26 Mayıs son günü TÜBİTAK sistemine yükledik. Biz bu sırada neler yaptık? 8-9-10 Mayıs'ta proje buluşmaları yaptık. Asıl adı kahvaltı buluşmaları da buraya uygun olmaz diye proje buluşmaları yaptım adını. Odamda, bahçede, tatlı, çay eşliğinde bir projeleri okuduk. Proje kampı yaptık 18-20-21 Mayıs'ta. 3 gün sürdü sabah. Genelde işte öğlen uyusunlar diye başlıyorduk. Gece 2'de 3'te eve giriyorduk. Güzeldi. Ve 26 öğrencimizin, şimdi eğitim yaptık 3 ay. Ben öğrencilere sürekli darlıyordum gece gündüz arayıp. Onlar da beni arıyorlardı. Yazdık, proje buluşması yaptık, okuduk. En son kamp yaptık, okuduk. Bir daha okuduk, bir daha okuduk. Değiştirdik. Hoca, akademik danışmanları var elbette, ben değilim. Hocalarımız okudu, düzelttik. Ve en son başvurduk. 7 projede kabul aldı. 29 Eylül'de açıklandı. Yani 7'de 7, firesiz elhamdülillah. Biraz oradan resimler paylaşmak istedim. Bu çevrim içi eğitimden fotoğraflarımız, bu proje buluşmalarından, bu proje kampından, bu nerede bizim sunucu arkadaş, burada. Bize gelip gitar çalıyordu aralarda. Kafalarının dağılması lazım, toparlayamam diye. Sağ olsun ekibiyle. Ara ara bizi ziyaret eden hocalarımız oldu. Alisan Hoca ziyaret etti ama fotoğraf yoktu. Diğer hocalarımızı bulabildim. Bu da sertifika törenimizden. Burada sertifika töreni gerçekleştirdik. Katılabilen arkadaşlarla tabii ki. Bu eğitimin sonucunda E-Devlet onaylı bir sertifika aldılar ve yarın mezun olduklarında halk eğitimde ya da başka bir eğitim merkezinde rahatça işe girebilirler. 80 saatlik bir eğitim çünkü. E-Devlet onaylı. Benim bile yok bu arada, bana vermediler. Bu da kabul alan 7 projemiz.
tek tek okumak istemiyorum. Her yerde var. İncelersiniz. Birazdan nerelerde bulabileceğinizi de açıklayacağım. Bunlar da bizim kabul alan 7 projemiz. Birçok gazete haberinde vesaire bulabilirsiniz. Bir de şimdi şöyle bir durum oldu. Dün buradan bir arkadaşımız bana mesaj atmış. Hocam, TÜBİTAK sitesine girdim. Sizi çok iyi anladım neden sevdiğinizi. Eğer bu işleri seviyorsanız, sosyal bir yapınız varsa kaçırılmaz bir fırsat TÜBİTAK. Çünkü mesela benim için salt, ilahiyat, işte ben Arap dili bölümündeyim, gireceğim, Arapça anlatacağım, çıkacağım. Bana uygun değil, ben hareketli bir kişiliğim. Projeler bana çok şey kattı, hala da devam ediyoruz. Devam etmek isteyen öğrencilerimiz de oldu. Hocam bu TÜBİTAK nedir, ben çok sevdim, bana uygun. Devam etmek isteyen arkadaşlara ben rehberlik yaptım, beni arayan, odama gelip soran. Öğrencilerimizden mutlaka görmüşsünüzdür sosyal medyada. Enes Ustabaşı burada aramızda. Enes Kastamonu'da 2209A proje eğitimine katıldı. Ve aralarındaki tek ilahiyatçıydın değil mi? Evet. Bir de Aybü, yani Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dekan Hoca'nın, Murat Demirkol benim hazırlık sınıfından hocam, TÜBİTAK kapsamında bir makale yazma eğitimi yaptı. Enes geçenlerde ona da katıldı. Fakültemizin ilklerindendir yine. Yani böyle devam edebilirsiniz proje yapmaya, kendinizi geliştirmeye. Şimdi buraya kadar tahmin ediyorum ki aslında böyle bir şey planlamamıştım ama bayağı detaya indim. Soru işaretlerini cevaplamak adına, çıkışta bana soru sormayın diye aslında. Şimdi size tavsiyelerim. Eğer hala düşünüyorsanız, şöyle bir düşündüm ben benim öğrencilere 3 ay boyunca nasıl bir sıralama takip etmişim. Çünkü şöyle düşünün, sen bir eğitimi kendin tasarlıyorsun, kitabından yapacağın derse her şeyi tek başına planlıyorsun. Tabii ki bu insanlara bir tavsiyen de olması gerekir. Tavsiyelerim şunlar. Birincisi Arbis kaydı yapmalısınız. Arbis şudur. Her akademisyenin, aslında bence her öğrencinin de olmalı, araştırmacı bilgi sistemi, TÜBİTAK. Oraya giriyorsunuz, kayıt yapıyorsunuz, bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Diyelim ki master'a başladın, orayı güncellersin sürekli. Bir araştırmacı bilgi sistemi ve siz Arbis kaydı yaptığınızda Arbis'ten aldığınız şifre TÜBİTAK'ın bütün sistemlerinde geçerli. Bu çok güzel. Her seferinde bir de bir gir şifre al. TYBS'ye gir şifre al. Çok süper. Bir kere Arbis kaydı oluşturun, bitti. Diğer her yere çok rahat girebileceksiniz. İkincisi, şimdi proje yapmaya karar verdim. Değil mi hocam? Verdiniz mi hocam? Güzel sanatlardan hoca var aramızda da, Afra Hoca. Arbis kaydı oluşturduk. Sonra bir ekip belirleyeceğiz. Ne demiştim? 4 kişiden oluşabilir, 5 olamaz. Birisi yürütücü, gerisi proje ortağı. Tek başınıza da olabilir, sıkıntı yok. Ama ben takım halinde olmasını tavsiye ederim. Veysel'i ikna edemedim, tek başına yapacakmış. Bir ekip kuracaksınız, 4 kişiden oluşan. Bizim bazı arkadaşlar kankalarıyla kurdu. Ya da eğitimde tanışıp kanka olanlar var bayağı bir. Yani size arkadaş da kazandırıyor aslında. Bir de aranızda bir yürütücü belirleyeceksiniz. Daha böyle cevval, işte sosyal birisi olmalı. Yürütücü belirlediniz. Sonra ne yapacaksınız? Bir danışman hoca lazım. Araştırma görevlisi olur, öğretim görevlisi olur, öğretim üyesi de olur. Şimdi akademik danışman belirlerken ben eğitimin başında hep şunu yaptım. Kendiniz seçin, kendiniz çekin. Arkadaşlarınızı da kendiniz bulun, hocanızı da kendiniz bulun. Sonra ben biliyordum başıma gelecekleri. Bu şey gibi, kendin evlendin, kendin çek. Kendileri, sevdikleri hocaları buldular, anlaştılar. Çünkü ben şuna inanıyorum, elektrik alamadığım, yani hoşlanmadığım biriyle ben çalışmak istemem. Bu öğrenci de olabilir, yani onlar için de geçerli bu. Çünkü yeri gelecek muhabbet edeceğiniz çok ortam olacak ki oldu. Yakın arkadaşlarınızla olması size avantaj katar. Konu belirlenmeli. Bir de bir konu bulmalısınız. Şöyle yapmalısınız. SKA'yı bir inceleyin. Artı, TÜBİTAK'ın bütün projelerinde bir sistemi var. Proje dizin. Oraya girer bir projelere bakarsınız. Ama zaten 2209A'nın sayfasında daha önce kabul alan projelerin toplu listesi var. Ona bir bakın derim. Oradan konu bulursunuz. Biz nasıl bulduk? Kantinde, yolda, çoğunu işte mesela Merve kendi buldu konusunu, birazdan anlatır. Ama mesela Enes'lerin ölüm konusunu beraber bulduk değil mi? Yiğitlerin kader konusunu beraber bulduk. Yani böyle hocalarla istişare de edebilirsiniz. Hocalarımızın böyle eğildiği konular var, size destek de olurlar. Önce siz hoca bulun yeter ki. Konu belirlediniz, sonra ne yapacaksınız? 2209A'yı inceleyeceksiniz. Bizdeki sorun şu.
Benim tespitim bu. Yıllardır proje yapıyorum. Şöyle bir sıkıntımız var bizim. Biz okumuyoruz. Yeni nesil zaten okumuyor da. Biz okumuyoruz. Hazıra konmak istiyoruz. Öyle bir şey olamaz. TÜBİTAK'ta şöyle bir şey vardır. Sen önce bir ne yapacağını bileceksin. Ne istiyor benden? Yani ben şimdi şöyle düşünüyorum. Geçen bir öğrenciye dedim ki sen dedim geleceksin ha benim seminere dedim. Hocam dedi ne semineri? Gir kayıt yap falan dedim böyle. Sitede var dedim. Hangi sitede dedi. Yani ben şimdi ben bir fakülte okumaya gelsem ben bu fakültenin sitesine bakmaz mıyım arkadaşlar? Yeni aday öğrenciler için orada bir sekme var. Ben incelerim. Bu okulun salonu ne? Hocası kim? Düzgün bir yer mi? Elektrik alacak mıyım? Ben doktora için buraya geldiğimde açıp ilk buranın fotoğraflarına baktım. Bakayım elektrik alacak mıyım? Değil mi? Bir ortamına da bakmanız gerekir. Yani bu fakültede neler oluyor, neler yapılıyor? Bence öyle olmalı. Bizde okuma sorunu var. Şunu yapacağız. 22.09 ayı inceleyeceksiniz. Nereden inceleyeceksiniz? Birincisi TÜBİTAK'ın sitesinden. Hemen açalım. Bu semineri açtı biraz eğitim oldu. Açalım. Açmıştım şuraya. TÜBİTAK'ın ana sayfası arkadaşlar. Şurada, şuraları ya şöyle ben altından girip üstünden çıkmışımdır bayağı bir tur. Yani şurada burslar var ya aslında bu bir burs değil. TÜBİTAK'a yazmak istiyorum. Neden 22.09'a burs kapsamında? Burs sekmesinde bakın geldim, lisansa girdim, burs programlarını açtım. Şuradan tıkladım. Bakın benim size slaytımın başında bahsettiğim kodlar. Şuradan 22.09'u açacaksınız. Bütün projeler için geçerli bu. Bir okuyacaksınız. Ne istiyor? Nedir bu? Şuraları bir okuyacaksınız. Bakın bir de bir bile anlatmış. Toplu liste kazananların listesi, dilekçe örnekleri, çağrı duyurusu, bir de şuradaki sekmeler. Şuradaki sekmeler benim slaytımda var zaten. Çağrı duyurusunda da var. Hemen çağrı duyurusunu açalım. Zaten açmışım önceden. Bu da çağrı duyurusu. Bunu dönüp dönüp okuyacaksınız. Çünkü sürekli güncelleniyor, sizden bir şeyler istiyor. Ne istiyor? Bu çağrı duyurusunu baştan aşağı okumanızı, siteyi karıştırmanızı tavsiye ederim. Literatürü bilmeniz lazım. Akademik danışman kimdir? Tamam mı? Buraya kadar herhalde bayağı anlaşıldı. Zaten sona yaklaştım. TÜBİTAK sitesine baktınız. Çağrı duyurusunu okudunuz. Önceden yapılmış projeler var listesi. Ona bir baktınız. Bizimkilere baktınız. Araştırma önerisi formunu açmıştım. Onu bir indirip bakarsınız. İncelersiniz, dolduracaksınız. Çünkü ona da bir bakmalısınız. Şimdi gelelim nasıl yapacaksınız? Ben başladığımda bu fakültede hiç yoktu. Böyle bir eğitim yoktu. Proje zaten yoktu. Nasıl yaptık? Ben kendi kendimi yetiştirdim de ben sizin için biraz araştırma yaptım. Şöyle bir şey, o zaman benim öğrencilere de tavsiye etmiştim. Ve elhamdülillah Belgin Hoca var. TÜBİTAK'ta çok iyidir. Belgin Bal İnce Bacak diye kaldı adı aklımda. Belgin Hoca TÜBİTAK projelerinde bayağı yer alır. AYEUM diye bir yer var. Tamam mı? AYEUM çoğu üniversitenin abone olduğu ve üniversiteniz abone ise öğrencilerine, hocalarına ücretsiz olan bir eğitim sitesi. İçerisinde ne ararsanız şu anda var. Gece bir karıştırdım. Bundan sonra para vermeme gerek yok eğitimlere. Ya zaten takip ettiğim bir site de yeni şeyler çok eklenmiş, çok mutlu oldum. AYEUM'da Belgin Hoca şey yükledi. 22.09'a eğitimi yükledi ve işin uzmanıdır Belgin Hoca. Onu tavsiye ediyorum. Bir de dün benim öğrencilere atmıştım. Lisans öğrencileri için proje eğitimi eklendi ekstra. Bir de bizim projelerimizde anket mülakat var. SPSS, MaxQ'da gibi programları kullanmamız gerekecek. Ve tabii ki herkes bu programları kullanmayı bilmiyor. Onların da eğitimi var. Her düzey için var. AYEUM sizin için çok iyi bir seçenek. İkincisi Udemy. Udemy'de ben bayağı eğitim aldım. Udemy şu. Sınırsız erişim, ömür boyu erişim ve ara ara kampanya yapıyorlar. Mesela 30 liraya ben bir sürü eğitim aldım vaktinde. Bizim burada bazı hocalarımızın da paket programları var satın alabileceğiniz. Ama sürekli takip ederseniz indirimleri, bayağı hani indirimli alacaksınız eğitimleri. Onu da tavsiye ederim. Önümüzdeki yıl oraya ben kendi eğitimimi yükleyeceğim. YouTube'u da şöyle bir karıştırdım. Aslında hani YouTube'a bakma ihtiyacı duymamıştım ama sizin için. YouTube'da da var. Araştırma önerisinin formunu mesela anlatan böyle işte baştan aşağı şunu şöyle yapın, böyle yapın. O tarz şeyler de bulabilirsiniz. Bir baktım da hocam vardı bayağı. Kalite konusunu bilemem. Bir de proje kitapları.
Bunu piyasayı araştırırsanız çok rahat göreceksiniz ki proje kitapları çok fazla var. Aralarından bir eleme yapabilirsiniz. Türkademi şu, oradan yine üniversiteniz üye ise Türkademi'den ücretsiz kitap indirebiliyorsunuz. Eğer açıksa dışarıya. Proje kitaplarının bazılarını oradan indiren öğrencilerim oldu. Oradan indirebilirsiniz Türkademi. Gelelim şimdi yeni eğitime. 20 Aralık'ta mülakat yapılacak. Ben olmayacağım, merak etmeyin. 20 Aralık'ta mülakat olacak. Biz de yapmıştık mülakat. Sonra gerekli bilgileri alıyoruz. Eğitim başlıyor. Süreç devam ediyor. Mülakata birazcık hazırlanın derim ama artık ihtiyacınız kalmadı diye düşünüyorum. YouTube'dan bir tekrar izlersiniz. Biraz böyle bir konu düşünün mülakat için. Ben söylemiştim, tüyo veriyordum. Biraz konu düşünün, ne çalışılabilir, ne yapabilirim. Hazırlanın bir tık, öyle gelin, tamam mı? Mülakat olacak 20 Aralık saat 15'te burada. Bunun için nereyi takip edeceksiniz? Her yere afiş asıldı bugün. Bir de, şimdi az önce de söyledim, okulun sitesini takip edelim lütfen. İkincisi, sosyal medyaları da takip edelim. Bir medya ekibi var, çok sağlam çalışıyor. Sürekli her şeyi yüklüyor sosyal medyaya ama siz bana ısrarla mesaj atıp soru soruyorsunuz ya da hocalarımıza gidiyorsunuz. Gerek yok. Siteye hepsi yüklenecek. Orada bir kare kod var, aynı benimki gibi. Yani düşünüyorsanız sizi mülakata bekleriz. Şimdi en önemlisi bu süreçte bir, TÜBİTAK'ı takip edeceksiniz. Sürekli güncellenir. Sabırlı olacaksınız. Benim öğrencilerimde bu bayağı bir sorundu. Hocam ne zaman bitecek? Hocam çok yoruldum. Hocam bunaldım. Onlardan biri var mı aramızda? Yok. Bir tanesi var hele. Hocam hocam ama çok seviyorum. Yapı. Planlı olacaksınız. Beni sizin kursunuz, dersiniz ilgilendirmiyor. TÜBİTAK'ı da ilgilendirmiyor. Bir süre koymuş. Uymak zorundayız. Ne yapacağız? Instagram'a daha az gireceğiz mesela. Planlı olacağız. Neyi nasıl yapacağız? İş paketleri var ya, TÜBİTAK'ta gösterdim, her ay yapılacak. Onun gibi planlı olalım. Disiplinli olacağız. İşte burada bir sorunumuz var. Sonra Mensur Hoca çok kızıyor diyorlardı benim için. Tabii şimdi öyle düşünmüyorlar ama. Disiplinli olmayınca olmuyor arkadaşlar. Saatlerce oturup muhabbette iş halledemiyoruz. Bizim en büyük sorunumuz bu. Disiplinli, planlı olacağız. Uyumlu olacağız. Bununla ilgili sıkıntılarımız oldu. Hocaya da uyumlu olacağız, arkadaşlarımıza da uyumlu olacağız. Çünkü dünya tek kişinin etrafında dönemez. Bir ekipsen herkese uyum sağlayacaksın. Titiz olacağız. İşte bizim projelerimizin 7'de 7 kabul almasının tek sebebi budur. Şöyle titizlik, biz projelerimizi kelime kelime, değil mi? Böyle burada virgül olamaz. O şekilde okudum ben 7'sini de. Virgül burada olmayacak, burada boşluk fazla. Şunu hatırlıyorum, son gün yüklerken burası virgül fazla olmuş. Düzelt hemen. Hocam bunu nasıl gördünüz? Titiz olacağız yazarken. Çok titiz olacağız. Yani hiçbir fikriniz olmamalı yazarken. Kelimeler de dahil. Benim öğrenciler şimdi anlatınca size söylerler. TDK'dan kelimelere baktırıyordum ben. Şu slide hazırlarken de bir iki baktım. Çünkü TDK sürekli değişiyor. Fedakar da şey var mıydı, şapka? Ara ara kalkıyor, geliyor, bir şeyler oluyor. Bakacağız. Uygun yazacağız. Fedakar olacağız. En önemlisi, benim öğrenciler çok şeylerinden feragat etmişlerdir. Başta hocalar olmak üzere. Ben amcamın cenazesine gidemedim mesela, proje yüklediğimiz için. Fedakar olacağız. Yoksa olmaz. Arkadaşımın düğününe de gidemedim o hafta. Hiçbir şeye gidemedim. Sağ olsun, çok anlayışlı ama işte. İnatçı olacağız. İnatçı olacağız. Bu iş olacak. Bitireceğiz, yapacağız. İnatçı olacağız. 22.09'da olun zaten de, diğerleri için lazım asıl bu çok zor projelerde. Bir de dua edeceğiz. Yani bu, siz benden daha iyi bilirsiniz. Elimizden geleni yaparız, gerisini Allah'a bırakırız. Ben öğrencilere de söyledim. Önce çalışacağız, sonra tevekkül edeceğiz. Dua etmeyi de unutmayacağız, hocamıza da edeceğiz. Şimdi unuttuğum bir şey var mı? Bir bakayım, not almıştım. Dur, bir daha söyledim. Bu program için bir Reels çekmiştik. Sosyal medya hesaplarını yükledik. Arkadaşlarımızdan, farklı arkadaşlarımızın anlattığı şeyleri güzelce dinleyebilirsiniz. Size fikir verecektir yeni eğitimler için. Fakültemizin sitesini her zaman takip edeceğiz. Bunu unutmayacağız. Şimdi aslında burada teşekkür etmem gereken kişiler var. Çünkü ben hiçbir programda sahneye çıkıp konuşmadım. İlk kez konuşuyorum. O yüzden bu teşekkür önemli. Şöyle, teşekkür etmem gereken tabii ki en başta TÜBİTAK.
bizlere bu fırsatları sunduğu için ve benim için Türkiye'deki en mükemmel kurum olduğu için bunu söylememin sebebim şudur. TÜBİTAK'ı aradığınızda size istisnasız cevap verirler. Yani telefonları açarlar zaten ve mutlaka cevap verirler. Artı her proje kodunun sayfasında sağ tarafta en altta yardım diye bir şey var. Tıkladığınızda her proje kodunda iletişim var. Tıklıyorsunuz. Her kodun özel mail adresi var. Bir de 2209A mesela @gov. Mail attığınızda size TÜBİTAK'tan şöyle bir cevap gelir. İşte kibar bir mesaj. Devamda sorunuz en kısa zamanda uzmanımız tarafından cevaplanacaktır. Saygılarımla vesaire. Size o gün mutlaka cevap gelir. Hafta sonu ise pazartesi sabah 8'de geliyor. Bana öyle gelir. TÜBİTAK bu konuda Türkiye'deki en mükemmel kurum. Her şeyi takır takır oturtmuşlar. Ve çok sistemli. Ve çok da kibarlar orada çalışanlar. Şimdi seminerine katılıyorum oradan bir uzmanın. Ali Ülala. O yüzden TÜBİTAK en başta tabii ki teşekkürü hak ediyor. Bir de program başkanı tabii ki Ömer Faruk Hoca. Bir de bize şimdi kırmayıp ücret almadan kabul eden ve hala da arada arayıp soran Ulusal Müdürü Şükrü Dokur Hocam var. Fakülte yönetimimiz var. Ali Hocam başta olmak üzere tabii ki o dönemki dekan yardımcılarımız Turgay Gündüz ve Aytekin Özel Hocamıza. Artı bu süreçte beni arayıp ulaşamadığımda asistan olduğum danışman hocam Şener Şahin Hocama. Çok teşekkür ediyorum. Bir de tabii ki asıl galiba teşekkür etmem gereken Ali İsam Akçay Hoca. Şöyle söyleyeyim, hoca o zaman dekan yardımcısı değildi. Ama beni çok destekledi. Yani maddi değil, manevi olarak çok çok bunaldığım, çok sorunlar yaşadığım öğrenciler oldu eğitimden kaynaklı. Bana her zaman destek olup teşvik etti. Aslında genelde de zaten hem rehber olur hem destek olur her zaman. Bir hocadan öte bir baba gibidir. O yüzden ona ayrıca çok çok teşekkür ederim. Kıymetli ailesine de elbette. Şimdi bu projeleri tabii ki öğrencilerim hazırladı. Hepsi benim için çok ayrı özel. Çünkü hepsinin çok farklı özellikleri var. Bunları ortaya çıktığınızda aslında ortaya tam olarak bu projeler çıkıyor. Onların hepsine tabii ki ayrı ayrı sabırlarından dolayı teşekkür ederim. Bu programda emeği geçen, ne bileyim, su getiren de dahil herkese ekstra teşekkür ederim. Bir de unuttuğumuz bir şey olduğuna inanıyorum. Bütün programların işte afişini hazırlayan, çekimini yapan, fotoğrafını çeken, sunumunu yapan bir ekip var fakültede. Bir medya ekibi. YouTube'a şu anda da çekim yapan bir medya ekibinin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum bizlere her zaman destekledikleri için. Tabii ki bir de katıldığınız için ve sabırla beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Umarım proje yapmaya karar verirsiniz ve fakültenin bu 7 projesini 2 katına çıkarırsınız. Uzaktan takip edeceğim, buralarda olmayacağım ama sizi uzaktan takip ederim muhtemelen. Çok teşekkür ederim. Şimdi yapmam gereken, tabii kısa konuşacaklar, hiç merak etmeyin. Bir de şöyle bir şey düşündük. Bir de tecrübe paylaşımı. Yani tamam ben anlattım, hoca zaten süsler püsler. Kendini över. Bir de öğrencilerden dinleyelim. Bu çocuklar neler çektiler benden, değil mi? Ya da bu süreç onlara ne kazandırdı, ne kaybettirdi. O yüzden şöyle güzel bir tecrübe paylaşımı düşündük. Hatice Beyza proje yürütücüsü, Mehmet Ali proje ortağı, Merve Şener proje yürütücüsü, Taha Kayra proje ortağı. Aa ne güzel denk gelmiş, yürütücü ortağı. Aa farkında değilim. Bir de onlardan dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım şunu vereceğim. Kıymetli hocalarım, sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Hatice Beyza Eroğlu, kabul almış 7 projeden birinde yürütücüyüm. Sizlere TÜBİTAK 2209A proje hazırlama eğitimi sürecinde ve projemizin kabulünden sonraki süreçte kazandığımız tecrübelerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle proje hazırlama sürecinde teknolojiyi daha verimli kullanmayı öğrendim. Bilgisayar kullanımında çok hızlandım. Word, Excel, Canva gibi programları kullanabilmeyi daha iyi bir şekilde öğrendim. Projemizin güzel olabilmesi ve kabul alabilmesi için dil bilgisi kurallarına çok iyi vakıf olmamız gerekiyordu. Bu bakımdan proje dil bilgisi kurallarına özenli yaklaşmamı sağladı diyebilirim. Onun dışında sözlüklerden çok fazla faydalandık. TDK, DIA gibi.
Literatür nedir ve literatür taraması nasıl yapılır? Hangi kaynaklardan faydalanılır? Bunları bizzat tecrübe edinmiş oldum. Bizim projemizde, biz Hatay ekibiyiz. Projemizde anket çalışması vardı. Hatay'a giderek 2 hafta önce yürüttük bunu. Yürütürken nerelerden nasıl izin almam gerektiğini ve bunun sonucunu nereden analiz etmem gerektiğini tecrübe ettim. Konuşmamı sonlandırmadan önce sizlere TÜBİTAK 2209A kodu için proje hazırlayacaksanız bir öneride bulunmak istiyorum. Araştırma yapmak istediğiniz konuyu seçerken sadece kazanma odaklı yaklaşmayıp sizin ve ekip arkadaşlarınızın ilgisini çeken ortak bir konuda karar kılarsanız projenin yürütme aşaması sizin için daha eğlenceli hale gelecektir. Aksi takdirde yazarken ve yürütürken çok fazla literatür okuması yapmamız gerekiyor. Bu da sıkıcı ve zor olabiliyor. Ben bu kadar konuşmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali Demir, 3. sınıf öğrencisiyim. Bu kabul almış 7 projeden birinde proje ortağıyım. Sizlere proje yazma ve yürütme aşamasında kazandığım tecrübelerden biraz bahsetmek istiyorum. Süreçten önce TÜBİTAK hakkında pek bir bilgiye sahip değildim. Şu an ise TÜBİTAK nedir? TÜBİTAK'ın proje mantığı nedir? Proje niçin ve nasıl yazılır? Proje yazarken nelere dikkat etmeliyiz gibi birçok malumata sahip oldum. Proje yazma sürecinde literatür taraması yapma, doğru ve güvenilir bilgiye nasıl ulaşabiliriz? Akademik dil ve akademik metin mantığına hakim olma gibi birçok tecrübe kazandım. Bunların yanı sıra Dergipak, Google Akademi, ondan sonra YÖKTES gibi platformların etkin kullanımını öğrendim. Proje yazma ve yürütme esnasında eleştirel düşünme, problem çözme becerisi, yeniliklere açık olma, üretken, sabırlı ve inatçı olma kazanımları elde ettim. Bunu söylemek gerekiyor. Problemleri tanımlayıp doğru çözümler üretebilmek için içinde bulunduğumuz zamanın ve zeminin bilgisine hakim olmamız gerekiyor. İlahiyatçılar olarak mensup olduğumuz toplumun sorunlarını iyi bir şekilde tahlil etmek ve çözümler üretebilmek için sosyal ve beşeri bilimler alanındaki araştırma projelerine ve saha araştırmalarına öncelik vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Malumunuz, bilgi kendine kayıtsız kalan kişileri ve toplumları affetmez. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese tekrardan merhaba. Ben de Merve Şener. Ben Tebenni, yani Osmanlı Devleti'nde evlat edinme projesiyle ilgili çalışma yapan grubun grup yürütücüsüyüm. Ben aslında biraz böyle temelden birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü benim projeye katılma amacım aslında akademi dünyasına dair bir şeyler öğrenmekti. Aranızda illaki yüksek lisans yapmak isteyen, akademik çalışma yapmak isteyen, araştırma görevlisi olmak isteyen ya da çalıştığı okulda çocuklara derdiyle ilgili bir şeyler üretmek isteyen arkadaşlarımız var. Yani her zaman özellikle bence biz ilahiyatçıların mutlaka şunu yapalım, bunu yapalım, bunları gerçekleştirmek istiyoruz dediğimiz birçok problemimiz var. Ve bunları gerçekleştirmek için TÜBİTAK çok güzel bir aracı. Çünkü size her türlü şeyin bilgisini verip size bu konuda destek sağlayıp projeyi nasıl gerçekleştireceğinizi anlatıp sonunda da bunu yayınlamanızı sağlıyorlar. O yüzden çok güzel bir aracı olarak görüyorum. Çok sıcak bir konu, hocamla başlamadan önce de konuştuk, özellikle Gazze ile ilgili. Son zamanlarda şunu çok fark ediyoruz, sahada çalışmak çok önemli ama Gazze ile Mescid-i Aksa ile ilgili özellikle akademik anlamda çok zayıfız. Literatürümüz çok eksik. O yüzden böyle platformları aracı olarak kullanmak bana çok kıymetli geliyor. Genel olarak proje ile ilgili de en temelde proje nedir öğrendik. Yani ben sürekli çok sık duyduğumuz bu kelimenin bu kadar akademi dünyasında detaylı bir anlamı olabileceğini, bizi altını bu kadar doldurmamız gereken bir şeye sürükleyeceğini açıkçası tahmin etmiyordum. O yüzden proje nedir öğrendikten sonra kafamızda birçok şey şekillenmiş oldu aslında. Yani yarın herhangi biriniz aranızdan atandığında çalıştığı okulda çocuklarla ilgili bir proje gerçekleştirmek istediğinde proje nedir'i bildikten sonra herhangi bir kurumda bunu gerçekleştirebilecek böylelikle. Evet, bunun için de değil mi? Diyelim ki lisede öğretmen oldum. 2204A proje yarışması var. Biz ona bir danışmanlık yaptım, ben hazırlandık. Ya da 2204C programları var. Ortaokulda öğretmen olursanız da proje yapabilirsiniz. İlkokula henüz yok diye hatırlıyorum.
Dün hatta düşündüm neden yok acaba diye. İmam Hatip'te de yapabilirsiniz. Yapan İmam Hatipler var ya da bilim toplum projeleri var. 4000 koltuklar, 4005, 4006, 4007, 8 yeni çıktı. Bunlarla ilgili bilim toplum projeleri yapabilirsiniz, fuarlar yapabilirsiniz. Yani artık bizim camian da biraz böyle bu projelere eğilmesi, hareketlenmesi gerekiyor. Çok iyi hatırlattı. Ben aslında konuşmamın başında söyleyecektim ama çok heyecanlıydım. Gazze meselesi. Evet, aslında günlük hayatımıza devam ediyoruz. Burada oturuyoruz ama bir yandan işte Müslüman kardeşlerimiz öldürülmeye devam ediliyor. Biraz da program başlamadan oturup konuştuğumuzda şunu fark ettik. Ben iPhone kullanıyorum. Çok eski de olsa. Biz çalışmadığımız için, daha çok çalışmadığımız için, yenisini üretmediğimiz için onların mallarını kullanmak zorunda kalıyoruz. İşte bunun için biz daha çok çalışmalıyız. Gerekirse uykusuz kalmalıyız. Ve tabii ki de boykota devam etmeliyiz bence. Gazze'yi gündemimizden çıkarmamalıyız. Bize unutturmaya çalıştıklarını fark ediyoruz. Ama Gazze her zaman gündemimizde olmalı, unutmamalıyız. Ve bence, çoluk çocuğum yok ama yeğenlerim var, unutturmamalıyız. 18 bin küsur insan öldürüldü, doğruysa sayı. Bunu bence ömrümüzün sonuna kadar, yani kıyamet kopana kadar unutmamalıyız. O çocukların fotoğraflarını gördüğünüzde muhtemelen aynı hisleri paylaşıyoruz. Gazze her daim gündemimizde olmalı. Dua etmeliyiz ama duadan önce çok çalışmalıyız. Çok çalışmalıyız ki kafirler bu tarz işte son donanımla, teknolojiyle bu tarz şeyler yapamasınlar. İyi ki hatırlattın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum gerçekten. Çünkü sürekli bir sorundan ve bir çözümden, yapmamız gereken şeyler olduğundan bahsedip aracı kılınan şeylere bu kadar uzak kalmak çok çok basite kaçmak oluyor. Ben kendi adıma yapmadan önce gerçekten bu kadar da zorlanacağımız ve bu kadar emek vereceğimizi tahmin etmeden başlamıştık. Ama işin içine girdikten sonra hepimiz ne kadar zorlanırsak zorlanalım bir şekilde tamamlayabildiğimizi de gördük. Akademi düşünenler için özellikle ne olursa olsun bu alana dair bilgi sahibi olmak ya bir metni düzenleyebilmek bile çok kıymetli. Buna emin olabilirsiniz. Son olarak yürütücü olmak isteyenlere birkaç şey söyleyebilirim grup yürütücüsü olduğum için. Arkadaşlarınızla çalışabilirsiniz veya başka ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışabilirsiniz. Ama gerçekten ve gerçekten çok zamanlı, çok disiplinli ve gerçekten işleri çok zamanında yetiştirerek yapmak gerekiyor. Çünkü hepsi bir yığın haline geldikten sonra işin içinden çıkmak çok zorlaşıyor. O yüzden bu projenin bana kattığı en büyük şeylerden bir tanesi çalışma ahlakını öğrenmek oldu. Gerçekten işleri zamanında yaptığınızda ne kadar zor olursa olsun emek verdiğimiz şeyin başarıya ulaştığını gördük. Söyleyeceklerim bu kadar. Ayağınıza sağlık. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Neden? Neden? Merve çok bunalıyordu vaktinde. Çünkü benim şöyle bir eğitim sistemi vardı. Ben bu hafta Özgün Değeri anlatıyorsam Cuma günü saat 11'de benim mailimde olacak. Bahaneler beni ilgilendirmez. Her hafta anlatıyordum. Cuma 11'de en geç, tam 11'de benim mailimde değilse 5 gece göndermeyin. Her hafta böyle düzenli bir sistem izlediğimiz için zaten başarı elde edildi. Merve de çok bunalmıştır, o yüzden oraya vurgu yapıyor. Değil mi? 4. sınıf olunca ekstra zor oluyor. Teşekkür ederiz. Kayra'cığım. Merhabalar, ben Taha Kayra Sarıtaş. 4. sınıf öğrencisiyim. Kabul almış 7 projeden birinde proje ortağıyım. Şu an hala yürütme aşamasında olduğumuz için yeni kazanımlar elde etmeye devam ediyoruz. Bu kazanımlardan bahsetmem gerekirse benim için en faydalı olan öğrendiğimizi anında uygulamak oldu. Çünkü salt sınav mantığıyla işleyen bir yapımız var. Eğitimin her kademesinde maalesef sınav odaklı çalışıyoruz. Bu da bilgilerin kalıcı hale gelmesine bence mani oluyor. Bu eğitim sürecinde hocamızın anlattığı başlıklar neticesinde her hafta bir başlık işledik ve o başlık dahilinde pratiğe döktük işi. Dolayısıyla bilgilerin kalıcı hale gelmesinde çok önemli bir rolü oldu diyebilirim. Bunların haricinde araştırma nasıl yapılır, hocalarımızla daha iyi nasıl sağlıklı iletişim kurulur, bu gibi konularda bana yardımcı oldu diyebilirim. Bunlardan farklı olarak okuduğumuz bölüm yoğun bir şekilde tarih içeren bir bölüm. Günümüz ilahiyatçısından beklenen aslında geçmişin ışığında şimdiyi ve geleceği yorumlamak. Fakat bizim geçmişi iyi bildiğimizi ancak geleceği ve şimdiyi yorumlama noktasında bir takım sıkıntılar çektiğimizi görüyorum ve görmeye de devam ediyoruz aslında son zamanlardaki olaylardan dolayı.
Projelere baktığımızda konuların genelde güncel soru ve sorunlara eğildiğini görüyoruz. Bu da günümüz ilahiyatçı portresine doğru bir bakış aslında bence. Bizim güncel sorunlar karşısında bazı yorumlarımız olması gerekiyor ki topluma tesir edebilelim. Yorumumuz bulunması için de öncelikle araştırma ve çalışma yapmamız gerekmekte. Dolayısıyla bu bakımdan projenin bana kattığı şeylerden en iyisi de buydu aslında. Son olarak... Şimdi bir dakika. Şöyle, yani fakültenin sitesinde işte bizim kamp, tören, 7 projenin kabul alma haberlerini birçok yerde görürsünüz zaten. Biz daha geçen gün fark ettik. Dekan Hoca da bilmiyormuş. Birçok aslında haber kanalına çıkmış proje haberimiz. Yozgat'a neden çıkmış bilmiyorum hocam. Aslında çok farkında olmadan birçok gazete haberine çıkmışız. Bu da aslında bizim için tabii önemli. Sadece şu var, dedi ya güncel meseleler. İncelediğinizde göreceksiniz. 7 proje Uludağ İlahiyat diye aratın. Hepsinin haberini sitede de bulabilirsiniz. Bizim projelerimizin çoğu güncel meselelerle ilgili, depremle ilgili, kadına şiddet, erkeğe şiddet. İkisi bir arada yürütülen bir projemiz var. Evlat edinme, Merve'nin bahsettiği, aslında o da bence güncel bir konu. Şimdi Gazze'de maalesef anne babasını kaybeden çocuklar olacak ya da depremde aslında bu çok gündemimizdeydi. Evlat edinsem mi? Ben de düşünmüştüm o zamanlar. Ama tabii ki İslam hukukunda şartları var, araştırılması gerekir. Güncel, yani siz yarın eğer eğitime başlarsanız lütfen konu seçerken hep aynı işte konuşulan meseleleri değil de daha güncel, günümüze hitap eden, sorunlara çözebilecek konular seçin. Aramızdan bir arkadaşımız mesela Gazze ile ilgili, boykotla ilgili bir konu çalışacak. Konusu da belli, hocası da belli, kendisi de belli. Siz de güncel meseleler, yani Gazze ile ilgili birçok şey çalışabilirsiniz. Emin olun TÜBİTAK da destekleyecektir. Fakültemiz zaten her zaman destekliyor bu konularda maddi manevi. Seçerken buna dikkat edelim. Dediğim gibi 7 projemiz aslında şu an üniversitede bazı yerlerde proje eğitimi başlamasına örnek oluşturdu. Sadece bu fakülteyle sınırlı kalmadı. Başka fakültelerde de başladı. Nereden biliyorum? Bana gelen maillerden ve telefonlardan. İlahiyatçılar başarılı olmalı. Gazze sorunu içinde, diğer bütün problemler içinde. O yüzden konuları seçerken lütfen güncel meseleleri seçelim. Günümüze hitap eden, gençliğe hitap eden meseleler. Evet Kayra'cığım. Son olarak gerek kendim gerek arkadaşlarım adına bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Bizlere bu imkanı sağlayan öncelikle TÜBİTAK'a, ULUSEM'e, fakülte yönetimimize ve grup danışmanlıklarımızı yapan bütün danışman hocalarımıza, sürecin başından sonuna kadar bizimle ilgilenen, hala ilgilenmeye devam eden Mensure Sönmez hocamıza ve özelde kendi grup danışmanım Profesör Doktor Vecdi Bilgin'e çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aslında dur. Atsana. Ya da şöyle yapalım. Bir dakika. Madem Vecdi Hoca'ya teşekkür ettim, bütün hocalara teşekkür edelim. Değil mi? Vecdi Bilgin hocamıza teşekkür ettik. Aynı zamanda Ümügül Betül Kamburoğlu Ergün, Aytekin Özel, Seyit Mehmet Uğur, İbrahim Gürses, Turgay Gündüz ve Muhammed Koçak hocalarımıza, akademik danışman hocalarımıza, ayrıca kendim ve öğrencilerim adına ve fakültemiz adına ben de teşekkür ederim. Bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Umarız bütün sorularınızı cevaplamışızdır. Şöyle bir şey ekleyelim çok uzatmadan. Şu ana kadar dinlediğiniz kısımla ilgili, geç geldin, YouTube'dan izle. Proje yazdı da arkadaşımız, önümüzdeki döneme hazır. Sorusu olan var mı? TÜBİTAK 2209A ile ilgili. Sor canım, bakıyorsun sabahtan beri. Sor. Konu seçiminde güncel olacağız dedik. Konuyu bir de sınırlı almamız gerekiyor mu? Tabii ki. Mesela bak, mesela. Kaynakta sıkıntı yaşar. Yaşamazsın. Neden? Ben sürecin başına fazla gitmek istemiyorum da hatırlıyorlardır. Bizim öğrenciler ne seçiyordu biliyor musun? Türkiye genelinde projeler. Hocam bütün Türkiye'de araştırırız. Arkadaşlar, o zaman onu söylediğimi hatırlıyorum. 2209 yani lisans 6000 Türkiye genelinde nasıl gidip anket yapacaksınız? Bir grup 20 kişi, açık değil mi? Ha, bir grup, bizim bir grup 20 kişiyle anket yaptı. Şimdi sayı önemli değil. Türkiye genelinde zaten
Şu ana kadar herhalde yapılmış proje hiçbir kurumda yoktur. Tüm Türkiye'ye, dünyaya ulaşamazsınız. Şu Fethiye bölgesi için aklımda o kadar çok proje var ki. Mesela Fethiye mahallesinde oturanların biz ilahiyatçılara bakış açılarını çok merak ediyorum. Ne düşünüyorlar bizlerle ilgili? Gibi gibi. Yani şu Fethiye mahallesinden 30 kişiyle... Biliyorum hocam, o yüzden. Yo, benim memnun. Bütün esnafla aram çok iyi hocam. Yani indirgeyelim. Şöyle yapıyorduk. Geliyorlardı hocam. İşte 10 tane il. Hadi canım 10 tane il. İndir. İndirge. Darat darat diye diye zaten birer geçti bizim. Konuları daraltmak için. Siz şimdiden kendinizi ve hocalarınızı yormamak adına konuları çok daraltalım hocam. Mesela 20 kişi için geçen gün bizim öğrenciler Maraş'a gitti. 20 kişiyle anketini yaptı geldi. Bu bizim için bir veri midir? Evet, veridir. Bir de mesela biz deprem çalıştık değil mi? 99 depremi kendim yaşadım. Van depremi, Elazığ depremi, maalesef Maraş depremi. Van depreminde yapılan çalışmaları da incelediler. Üstelik mesela TÜBİTAK sanal konferans yaptı. Deprem çalışmalarıyla ilgiliydi. Onları da izlediler. Bulursunuz. Materyal bulmakta sıkıntı olmaz. Gazze dedim. Gazze ile ilgili yani çok fazla materyal var elimizde. Şu anda da makale alımına çıktı dergiler. Sempozyumlar yapılıyor. Şimdi yakın zamanda bir sempozyum var Filistin'le ilgili. Bence literatürde, ilahiyatta yani sosyal bilimlerde kaynak bulmada sorununuz olmaz hocam. Hiçbir zaman olmaz. Başka? Var mı sorusu olan? Ben zaten her şeyi detaylı anlattım bence. Bir evimi söylemedim herhalde. Buyurun hocam. Hocam ben DGS ile geçiş yaptım. Evet, ben sizi tanıyorum. Bir yerden de çıkaramıyorum. Evet. Başvurularla herhangi bir sıkıntı olur mu? Çünkü ikinci sınıflara mı böyle bir şeyler duymuş? Ha, onu unuttuk. Onu neden söyledim? Burada üçüncü sınıftan öğrencimiz var mı? El kaldıralım gençler. Sen indir. Sen zaten proje yapıyorsun. Üç. Dörtlerden var mı? Sen canım. Şöyle, fakülte yeni eğitime başlayacak. Önceliğimiz ikinci sınıflar. Sebebini söyleyelim. İzleyenler olacak çünkü. Birinci sınıflar daha hazırlık sürecinden çıkmış. Fakülteye, vizelere, finallere daha yeni adapte olurken proje eğitimi biraz zor olabilir. Artı dördüncü sınıflar mezuniyet durumları var. Çok meşguller. Şu an yani öğrenciler stajlarından feragat edip geldiler belki de. Onları ben bulamıyorum. Stajı var. KPSS'si var, ALES'i var vesaire. Çoğu akademi düşünüyor. Üçüncü sınıflar bu yıl yapacaksınız ya. Şimdi siz Mart'ta başvurdunuz diyelim. Bahsetmiştim. Sonuçlar ne zaman açıklanacak? 3-4 ayda açıklanıyor. Çünkü 22.09'a çok başvuru var. Yani o yüzden 4 ayda anca açıklanıyor. Normaldir. Siz üçüncü sınıftasınız. Evet, eğitim hoca da burada ikilere olacak. Ama siz gelin hocam. Konuşmuştum Ali San Hoca'yla da. Sıkıntı olmaz hocam. Yani yeter, biz bir sayıyı arıyoruz. Tabii ki başarıyı ikiye katlamak istiyoruz. Dolayısıyla biz bir sayıya ulaşamazsak bizim için üçüncü sınıflar kaçınılmaz fırsat olur. Kendi tabii mezuniyet vesaire durumlarınızı da düşünmeniz gerekir. Tamam. Değerlendirir hocalarımız. Siz yine hocam Google Form doldurun. Üçler, dörtler, birler doldurun. Duruma göre hocalar karar verecektir. Muhtemelen olur. Yani aramızda birinci sınıftan güzel sanatlardan öğrenci var. Onu reddedecek değiliz, hocasıyla gelmiş buraya değil mi? Başka? Siz yeter ki isteyin hocam. Mezuniyet durumu da burada bir arkadaşımız var. En son beraber TÜBİT'i aramıştık. Mezun olacak yani. Haziranda mezun olacak. Mart'ta sistem açılacak. Başvuruyor. Sonuçlar açıklanırken mezun. Sıkıntı olur mu diye TÜBİTAK'a beraber aradık. TÜBİTAK bize şunu söyledi. Hiçbir problem teşkil etmez hocam. Devam ettiği sürece. Hazırlıklara başlıyorum o zaman diye. Başlıyorsun yeni hazırlıklara, yok yeni projelere. Başka sorusu olan yoksa artık programı bitirelim. Sanırım bütün soruları cevapladık. YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Belki arada hızlı anlatmış olabilirim ama bütün detayıyla anlattım diye düşünüyorum. Bir şey olursa bundan sonra da yeni hocamıza Sümeyye Elitaş'a sorabilirsiniz. Çünkü benim görevim bitti elhamdülillah. Yeni görevler var. Yeni hocaya danışabilirsiniz 22.09'la ilgili. Mülakata gelmeyi unutmayalım. Formu dolduralım. 20 Aralık'ta 15'te saat 15'te burada. Her yerde afiş var. Çekip dolduralım karekodlu ekrandan. Teşekkür ederiz. Evet, Abdullah Enes. Evet.
Arkadaşlarımızın başarılarına tüm tebrik eder ve tecrübe paylaşımları için kendilerine teşekkür ederiz. Son olarak araştırma görevlisi Mesut Sönmez hocamıza teşekkür belgesini takdim etmek üzere dekan yardımcımız Profesör Doktor Abdullah Karan hocamızı sahneye davet ediyorum. Geleyim hocam. Toplantınız varmış herhalde hocam. Evet. Metal geldi. Hocayı rahat bırak, toplantısı var diye. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hakikaten Mensure Hanım kendi alanında yaptığı hizmetler açısından fakültemizde çok önemli bir yer işgal ediyor. Çok büyük emek verdi. O yüzden hasreten teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sümeyye Hanım da inşallah aynı performansı devam edecek. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık hocam. Toplantınız varmış. Biz sizi tutup evet, çok teşekkür ederiz. Evet, bir fotoğraf çekelim mi hocam? Hepinizi tebrik ediyorum. Tabii. Siz isterseniz. Toplantı bizim için öncelikli toplantı bu. Tabii. Yani yerine elbette gideriz. Bu da böyle arkadaşlarımız emek vermişler. Bizim için çok kıymetli. Değerli katılımcılar, programımız burada sona ermiştir. Teşriflerinizden dolayı teşekkür ederim. Çalışmalar dileriz.